Bak şimdi şunu dinle. Sen bir çiftlik sahibisin, at yetiştiriyorsun, tamam mı? Nerede o günler? Dur. Şimdi senin çok azgın bir aygırın var, tamam mı? Sen böyle gece uyurken yan çiftliğe kaçıyor böyle çitlerin üzerinden. Bir tane kısra hamile bırakıyor. Ha? Bir de bana tecavüz davası açacaklar. Ne o? Çiftlik kurdu, kuzur içinde yaşayacağız. Ya ne olacak ya? Kızı gider usulüyle istersen o değil problem. Problem şu, söyle bakalım. Doğan Tay kimin olur? Kız tarafının tabii ki de kimin olacak? Yok canım, öyle değil işte. Bak, ortak mülkiyete sahip olacaksınız. Yani yarısı senin, yarısı komşunun. Şey, o zaman ben baş tarafını alabilir miyim? Yani bir tayın alt tarafı biraz ürkütücü olabilirdi. Ya Deniz, saçmalama Allah aşkına ya. Sanki danaya giriyorsun kurbandan. Allah'ım ya. Hasan, çok güzel be. Ha? Şadiye, çok güzelmiş değil mi be? Bebeğimden ayrılacağım yer burası demek. Şadiye, ben kaç kere konuştuk bunu. Ha? Elimden başka bir şey gelmiyor ki. Gelse dünyaları yıkarım ben senin için, bilmiyor musun? Biliyorum abi. Biliyorum da... bu... daha önce benim hiç tanımadığım bir his, annelik. Böyle garip bir şey. Çok güzel ama değil mi be? Hadi. Deniz, bana artık para bağlandı biliyor musun? Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredim çıktı. Bayağı maaşım var artık. Ne güzel işte ya. Bak ne yaparız biliyor musun? Seninle alışverişe çıkarız. Böyle elbiseler falan alırız, ayakkabı. Kalınlığı ya da bir telefon alırız. Böyle olmuyor zaten. Ya Allah Allah. Genel müdür maaşı bağlanmadı herhalde bana. Araba taksisine de gireyim ister misin? Ne bileyim ben, ne kadar bağlandı? Ya benim kıyafetlerim biraz daha idare eder canım, tamam mı? Ona gerek yok. Ben şey diyorum, şu ev durumuna falan masraflara biraz katkıda bulunsam. Nasıl yani? Yani ne bileyim, oda kirası, mutfak masrafları falan. Yani yeni bir ev buluncaya kadar olmuyor böyle. Ay ne iyi olur. Benim iki yakam bir araya gelmiyordu senin yüzünden. Bana bak sen, ben evin oda kiraya verecek birine benziyor muyum Narin Hanım? Ya ben o anlamda söylemedim. Ne alakası var ya? Ben de kendimi kötü hissediyorum. Ne oldu? Ne oldu, ben ne yaptım ki yani? Seni üzecek kıracak bir şey mi yaptım? O Fatoş bir şey mi söyledi? Bak, eğer o bir şey söylediyse var ya ben onun canını okurum, canına. Ya Deniz, yok öyle bir şey. Allah Allah ya. Aksine ben çok iyi ağırlanıyorum. Sadece alışık değilim ben böyle bir şeye. Ama bak ben de seni ezdim. Bak ezdim seni, bu hale getirdim. Ama bırak ben de biraz şu suçluluk duygumu hafifleteyim yani. Allah Allah ya. Ay öf be. Tamam anladım, varamayacağız biz böyle bir yere. Aman, bir şey de konuşulmuyor. Hı? Ah şunu bileydin. Ha şunu bileydin yani. Şadiye durum nasıl? Ya Melek abla. İşte dün geceden beri böyle bir iki saattir de iyice kendinden geçti. Yani bana belli etmemeye çalışıyor ama çok sancısı var belli. Ben de ne yapacağımı bilemedim. İşte hemen seni aradım. Senin de işin var, kusura bakma ama bilemedim. Olur mu Şadiye? Çok iyi yaptın. Ben kaç kere söyledim böyle dağ başında olmaz, hastaneye yakın olman lazım diye ama... laf dinletemiyorum ki. Mehmetciğim. Aa, boylar sarmış dört bir yanımı. Bu sefer kesin cennet. Deli şey, ödümüzü kopardın. Ne yapayım?
Başka türlü geleceğin yoktu. Çok ağrım var mı? Seni gördüm geçti. Ne yapacağım ben seninle böyle? Hı? Sev beni. Çok sev. Benim seni sevdiğim gibi sev beni. Ona bir şey olursa ben ne yapacağım Melek abla ya? Mehmet'e bir şey olmasına izin vermeyeceğim Şadiye. Hem doktorlar da tedavisinden çok umutlu. Yalan söylemeyi hiç beceremiyor. En azından pes etmeyeceğiz Şadiye. Tamam mı? Mehmet'in de pes etmesine izin vermeyeceğiz. Senin de güçlü olman gerekiyor. Bak bu süreçte sana da çok iş düşüyor. Ya ben ne yapabilirim ki? Bir kere kesinlikle onun yanında ağlamayacaksın Şadiye. Yalnız başınayken ne yaparsan yap. Ama asla onun yanında ağlama, tamam mı? Bak Şadiye, üzüntü bu hastalığın en büyük düşmanı. Bizde de ondan bol bir şey yok zaten. Ah Şadiye. Narin Hanım, ne yapıyorsunuz? Ay yok bir şey. Rıfat'la dönerken okuldan, pazardan bir şeyler aldık işte, taze sebze meyve. Ay niye zahmet ettiniz Narin Hanım? Ben manavdan ısmarlardım istediklerinizi. Ya olur mu ya öyle şey Allah aşkına Fatoş Hanım? Manavdakiler bir mi o? Pazar malı bunlar. Bir baksana şu sebzenin rengine, kokusuna bak. Bak bir bak, bak, bak. Güzelliğine bak. Üstelik üçte bir fiyatına. Hay Allah, ben de tam izne çıkıyordum. Siz de bırakın lütfen bu halde. Hayır, hayır olmaz Fatoş Hanım. Lütfen, 40 yılda bir izin yapıyorsunuz zaten. Hadi gidin lütfen, gidin. İyi hafta sonları. Ben hallederim her şeyi. Hadi bakalım. İyi, peki size de. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin size. Oh be, şöyle. Ben şimdi bunlardan çeşit çeşit yemek pişiririm. Evin bereketi gelsin ya. Allah Allah. Ah Şadiyem, ah olsaydın da yeseydin bunlardan. Işınlansam da kendi ellerimle götürsem ya bunları. Oh. Beni hep böyle şefkatli sever misin? Ben seni çok seviyorum Mehmet. Her zaman da çok seveceğim. Sonsuza kadar da senin olmak istiyorum. Annen seni hiç bırakmayacak.
Oo, ne kadar güzel oldu sofra. Şahane vallahi. Şu kızın midesine tazecik yemek girsin vallahi, yazık. Alo. Ha efendim Deniz. Geliyor musun? Narin. Bak biz kızlarla kafede toplaşacağız. Pizza falan yiyeceğiz. Çok güzel bir topluluk çıkacakmış. Şoförü yollattırıp seni aldırayım mı? Ay yok vallahi istemem ya. Ben çok yoruldum bugün okulda. Erkenden yatacağım. Siz keyfinize bakın. Hadi görüşürüz. Peki tamam. Hadi öptüm. Tabii. Para öyle kapıdan akınca ziyan etmek kolay. Sen de bunların hepsini yemezsin. Şimdi seni arasam, atlasam gelsem oraya, kucaklasam böyle sıkı sıkı bir sarsam. Of Nari ya. Çok özledim seni çok. Murat, neredesin? Çok özledim seni. Murat. Neredesin aşkım canım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.